Türkiye'nin bağımsızlığı nasıl korunur? Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu defalarca Avrupa Birliği'ne meydan okudu. Geri kabul anlaşması adı verilen anlaşmayla Türkiye özellikle de Suriyeli sığınmacılar açısından Avrupa ile Orta Doğu arasındaki bir tampon bölgeye çevrildi. Ülkemiz bir açık hava mülteci kampına çevrildi. Bu da geri kabul anlaşması marifetiyle oldu. Bu anlaşma AK Parti iktidarı döneminde imzalandı. Cumhurbaşkanı adayımız ve Allah'ın izniyle, milletin de desteğiyle müstakbel cumhurbaşkanımız olarak seçileceğine inandığımız Kemal Kılıçdaroğlu defalarca Avrupa Birliği ülkelerine meydan okudu. Onlara kendi dillerinden seslendi. Twitter'dan onlara, sosyal medyadan tweetler attı. Açık bir şekilde şu mesajı verdi. Biz iktidara geldiğimizde geri kabul anlaşmasını yürürlükten kaldıracağız. Biz Avrupa Birliği'nin açık hava mülteci kampı olmayacağız. Avrupa ülkelerinin esenliği için, Avrupa Birliği ülkelerinin mutluluğu için biz milyonlarca ve milyonlarca Suriyeli'yi Türkiye'de tutmayı reddediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylediği için Avrupa Birliği hükümetleri Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini istemiyorlar. Avrupa Birliği hükümetleri Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini istiyorlar. Siz bakmayın tribünlere verilen pozlara, iç kamuoyuna yönelik Külhan Bey'i açıklamalara, üst perdeden edilen laflara hiç kanmayın. Şu anda Türkiye'de mevcut iktidar Batı'ya, Avrupa'ya kafa tutan bir iktidar değil. Tam da onların istediğini yapan ve onlar adına, onlar yerine mültecileri, sığınmacıları ülke topraklarında, Anadolu topraklarında tutan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu çok net ve belirgin bir ifadeyle şunu söylüyor. Türk yurdu mülteci kampı olamaz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu Türk yurdu mülteci kampı olamaz derken Sayın Tayyip Erdoğan ne diyor? Kendi cümlelerine bakalım. 3 Mayıs 2019. Tayyip Erdoğan'ın cümlelerini virgülüne dokunmadan sizinle paylaşıyorum. Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur. Artık bunun üzerine bizim söyleyecek bir şeyimiz var mı? Erdoğan kendisi itiraf ediyor zaten. Biz sığınmacıları burada tutuyoruz. Bu sayede Avrupa ülkeleri de huzur buluyorlar. 2022 yılı, geçen yıl Tayyip Erdoğan'ın cümlesini virgülüne dokunmadan sizinle paylaşıyorum. Gariplere kapımızı açık tutmayı sürdüreceğiz. Ana muhalefet seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Kendisi söylüyor. Sığınmacıları, mültecileri ülkelerine göndermeyeceğiz diyor. Onun karşısında kim var? Sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın Binali Yıldırım'ın da geçmişteki açıklamalarını hatırlayalım. Tayyip Erdoğan'ın son başbakanı. 2016. Türkiye Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlayan ülkedir. Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder. Aynı Binali Yıldırım 2018. 3,5 milyon mülteciyi ağırlıyor, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve onların Avrupa'ya gelmesinin bir anlamda önüne geçiyoruz. Artık bunlar üzerine herhalde benim veya bir başka Kemal Kılıçdaroğlu gönüllüsünün bir şey söylemesine gerek yok. Takdir sizin, karar sizin. Bana inanmıyorsanız internette yapacağız aramayla bu ve buna benzer onlarca hatta yüzlerce açıklamayı bulabilirsiniz. Sayın Erdoğan ve onun yakın çalışma arkadaşları tarafından yapılan açıklamalar. Sizler Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin açık hava mülteci hapishanesi, açık hava mülteci kampı olmasından memnunsanız bu mülteciler, bu sığınmacılar Türkiye'de kalmaya devam etsinler. Ne ülkelerine dönsünler ne batıya geçsinler. Türkiye'de kalsınlar diyorsanız oyunuz Tayyip Erdoğan'a. Ama hayır, biz bu insanların Türkiye'den ayrılmasını istiyoruz. Bu insanların ülkelerine dönmelerini veya başka ülkelere gitmelerini ama Türkiye'den artık ayrılmalarını istiyoruz diyorsanız oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Karar ver Türkiye.